Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Belli dönemden sonra yürürlüğe giren kur korumalı mevduat sisteminden faydalanabilmek için kişinin parasını faizli bankalarda bizatihi faize, katılım bankalarına da kar payına yatırma zorunluluğu vardır. Kişi kar payına, katılım bankalarında kar payına yatıracak olursa kur korumalı mevduat sisteminden faydalanabilir veya faizli kurumda da faize yatıracak olursa kur korumalı sisteminden faydalanabilmektedir. Bu yönüyle tabii ki faizli bir bankaya kur korumadan faydalanabilmek için faize paranın yatırması Allah katında haramdır ve dinen böyle bir şey kesinen caiz değildir. Bunun konuşulmasına veya bununla alakalı yorum yapılmasına zaten gerek yoktur. Bunun dışında kar payı ile alakalı, yani katılım bankalarında kur korumalı mevduat sisteminden faydalanabilmek için kar payına para yatırılması ile alakalı bizim camia olarak bakış açımız şu şekildedir. Katılım bankalarının yaygın olan ve katılım bankalarının çoğunluğunun uygulamış olduğu kar payı, Hanefi mezhebine göre şirket akiti için gerekli olan şartlar irdelendiğinde caiz olmadığından dolayı bu şekilde olan bir kar payına para yatırıp oradan kur garantisini almak da doğru olmayacaktır. Çünkü yaygın olan kar payı uygulamalarının çoğunda vade uyuşmazlığı bulunduğundan dolayı, yani bankalar katılımcıların çok olmasından dolayı her bir mükellefin parasıyla yapılan karı ve her mükellefin parasıyla elde edilen zararı birebir dönem içerisinde tespit edemediğinden dolayı daha öncedenki ayların zararı veya daha önceki katılımcıların karı bu ay ben sisteme girdiğim zaman benim karıma veya zararıma yansıtılma durumu söz konusu olduğundan dolayı kar payına fetva verilememektedir. Onun için bu şekilde kar payı bu yönüyle caiz olmadığından dolayı burada kur korumaya kişi parasını yatıracak olursa biz şu şekilde demekteyiz. Kişi kar payına parayı bu şekilde kur korumalı sistemiyle yatırdığı zaman da kar payı caiz değildir. Onun için katılım bankalarına kar payına para yatırıldığı zaman o kar payından gelen paranın tasadduk edilmesi gerekir. Peki hocam, kar payının yanında devletin kur garantili mevduattan vermiş olduğu bir getiri söz konusu. Bu ne olur? Bu devletin hibesi kabiliğinden olduğundan dolayı mükellefin burada kur korumadan gelen bedeli kullanmasına herhangi bir beis yoktur. O zaman özetle şunu diyebiliriz. Bugün günümüzde katılım bankalarının çoğunluğunda yaygın olan kar payı sisteminde kişi kur korumalı sisteme parasını yatıracak olursa kar payı olarak gelen parayı tasadduk etmesi gerekir. Ancak devletten gelen, kur korumalı mevduattan gelen ücreti ise kullanabilir. Şimdi bu bahsetmiş olduğumuz durum katılım bankalarının çoğunluğunun uygulamasıyla alakalı. Bu uygulamanın aksine son zamanlarda, şu son birkaç ay içerisinde İsmail Han Fıkıh Kurulu'yla görüşmeler neticesinde de şekillendirilen emlak katılımın proje tercihli özel fon havuzu isimli kar payı sistemi bulunmaktadır. Bu sistemin diğerlerinden farkı şudur. Mükellef parasını verdiği zaman da benim paramla veya benim zamanımda giren mükellefler belli bir liste, 50 kişi, 100 kişi, ihtiyaç duyulan nakit ne kadar belli bir para, 10 milyon bir para, o para toplanılır ve bu parayla bir ticari faaliyete girilir. Bu ticari faaliyet bundan sonraki B ticari faaliyetiyle veya C ticari faaliyetiyle karıştırılmaksızın bu ticari faaliyetin karı ve zararı o katılımcılar arasında bölüşür. Ve dönem sonunda karsa kar, zararsa zarar. İşte bu şekildeki olan Emlak Katılım Bankası'nın yapmış olduğu bu proje tercihli özel fon havuzu kar payı olarak da caiz olduğundan dolayı kardeşlerimiz bu yönüyle bu Emlak Katılım Bankası'na kar payını yatıracak olurlarsa burada hem Emlak Katılım Bankası'nın vermiş olduğu kar payını almaları caiz olur hem de buradaki kar payındaki kur korumalı mevduat sisteminden devletin vermiş olduğu parayı da almaları caiz olacaktır. O zaman katılım bankalarının bu uygulamalarıyla alakalı iki ihtimal söz konusudur. Eğer emlak katılımın fetva verilen kar payına yatırılacak olursa hem kar payı alınabilir hem kur korumalı mevduat sisteminden gelen alınabilir. Ancak diğer katılım bankalarının tercih edilecek olur ise oradaki kar payı caiz olmadığından dolayı kar payının tasadduk edilmesi gerekir. Kur korumalı mevduat sisteminden gelen ise kullanılabilir. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin.